seni. Ağlasın doğru dedi, seslenmelidir, seslenmelidir. Hak işlemesinden, kalkan sesinden. Halil İbrahim! Kalkan sesinden. Dağlar sedaveli. Babamın katili Cevat. Şu an bir ağaçla sallanıyor. Yani bir devir kapandı. Bundan sonra bu topraklarda her türlü zulme karşı ben varım. Geldi tabur, tabur dizildi. Aman dizildi. Bu düğüne gelince ben yaşadığım sürece yazı yazı hiç kimse istemediği biriyle evlenmeyecek. Mertlik bozuldu. Evlendirilmeyecek. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Paslanmalıdır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalı, paslanmalı. Yürü! Ali İbrahim! Bırak beni, ne yapıyorsun, bırak! Kadınları karıştırma bu işe. Bırak Zeynep'i. Siz benim sevdiğimi benden aldınız. Ben de sizin sevdiğinizi sizden alıyorum. Düşman geldi tabur tabur. Kimse elini belini atmasın. Yaktanım. Ali Bey. Yası yasıldı. Yası yasıldı. Haydi uşaklar. Eğri kılıç kında paslanmalıydı, paslanmalıydı. Sus. Süt kardeşin kaçırıldı. Ağla da işi bizden bilmesinler. Gelmeyeceksin sandım eşkıya. Halil İbrahim. Hazır elimize düşmüşlerdi. Hepsini gebertecektik orada. Zeynep'in gözünün önünde mi yapacaktık kardeşim? Kızın hiç mi hatırı yok? Hatırı çok. Hatırı çok da. Ona da bir iyilik olurdu neticede. Bu adamın babası gözünün önünde vuruldu diye gidip Cevat astık ya. Çoluğun çocuğun önünde bize yakışmaz da. Ne konuşuyorsunuz bakayım orada? Bu şimdi sen... Biz şimdi imzaya yetiştik mi, yetişemedik mi?
Yani sen Zeynep Leto musun, Zeynep Kulpa mısın? Onu soruyor Turan. He. Artık iki tarafta ailesinden silmiştir beni. Benim ailem sizsiniz. O zaman aramıza hoş geldin. Umarım yarı yolda geri dönmezsin zengin kızı. Dönmem, dönmem. Hadi. Zeynep. Nereye? Orası köy yolu Zeynep. Hani dönmem diyorsun ama ayakların seni götürüyor. Buralar New York'a benzemez Zeynep Hanım. Tamam ya, hadi Allah Allah. Vay be. Siz burayı nereden buldunuz da bu hale getirdiniz? Vallahi korkulur sizden. Burası bizim değil, Kurdoğlu'nun mağarası Zeynep. Kurdoğlu mu? O kim? Efsane. Bu Bal Osman uzun zaman dağlarda yaşadığı için bu masallara inanır olmuş. Masal mı? Hangi masal Turan? He masal. Dua et de Kurdoğlu ortaya çıkmasın. Masal olarak kalsın. Çıkarsa çıksın. Ne yapacak? Bir yere sığmışız. Gidecek yerimiz yok. Aşağısı çakallarla doluyken gelip bize mi saldıracak? Çakal derken? Sizinkileri diyor Zeynep. Sizinkileri diyor. He. Bizimkiler burayı bulamaz bence. Değil mi? Bugün olmasa da başka bir gün bulacaklar. Senin güvenliğin için başka bir çözüm düşünüyorum. Ben sizinle gayet iyiyim. Yalnız bir şey soracağım, ben acıktım. Siz acıkmadınız mı? Burada ne yiyorsunuz, konserve falan mı? Konserve yok. Ne bulursak onu yiyoruz. Ama konserve fena fikir değilmiş. Turan. Sen bir semaya gitsen. Hem konserve alırsın, hem Zeynep'e giyecek bir şeyler. Ha, doğru dedin Halil. İyi fikir ya. Temel, hadi kalk beraber gidelim. Sema zaten sizin evdeydi Anur'la birlikte. Gelmem ben, sen git. Yüküm ağır olacak da. Ha, gidelim beraber, bana yardım edersin. Yüküm benden ağır değildir Turan. Ha? Osman'la gidin siz. Taşır o senin yükünü. Ne Osman'la gideceğim ya? Sonra yol boyu bana masal anlatıp duracak. Haydi Turan, haydi. Acıktık da. Hadi eyvallah. El kestirip. İster aldırsın çocuğu. İster doğursun, beslesin, büyütsün. O mesele benlik değil artık. Temel, şimdi kalkar senin bütün kemiklerini kırarım. Guru yapacak mesele mi lan bu? Karın bu senin. Ben de onu diyorum ya Turan. Eda Nur benim karım değil artık. O mesele bitti. Halit İbrahim, şuna bir şey söyle. Elimde kalacak vallahi. Söylenecek her söz söylendi kardeşim. Artık söz bitti. Benim başıma böyle bir şey gelse üzülürüm, kırılırım. Ama sevdiğimi yalnız bırakmam. Hiçbiriniz benim durumumda değilsiniz. Başınıza da böyle bir şey gelmedi ha. Allah korusun gelmesin de zaten. O yüzden bana kimse ne yapacağımı ne edeceğimi söylemesin. Beni bir salın da. Şş, Zeynep geliyor uşaklar. Hoş geldin Zeynep. Buyur gel otur. Özel konuşuyorsanız sonra gelebilirim. Yok bu Turan kasabadan geldi de. Ha, gel. Çay kim ne yapmış kim ne etmiş. Çay koy Turan. Neler oluyormuş bana da anlatın bakayım. Anlat Turan. Herkese haber göndermişler. Asacağız, keseceğiz. Bir lokmayı muhtaç edeceğiz diye. Ha bir de bir ekip çıkaracaklarmış bizi bitirmek için. Ama onlar kimdir, nedir, ne değildir kimse bir şey bilmiyor. Cevat'ın çocuklarıdır. Hüsrev ile Cahit. Halil İbrahim Cevat'ı çağıralım dediğinde Şota söylemişti. Bu Hüsrev ile Cahit öyle psikopat ikiletmiş ki Cevat'ı mumla ararsınız demişti. Ateş olsa cürüm kadar yer yakarlar. Gelsinler. Bütün kozlarını sürsünler. Ta ki mert olup hasımlarının karşısına kendileri çıkana kadar her geleni tek tek indireceğiz. Hah, oldu. Oldu Turan.
bu işleri öğrendik ya iyice. Temel! Temel! Ağaçları işaret edik. Aşağıdan gel ha. Bak tuzakladık her yeri. Aşağıdan, aşağıdan. He. Ali İbrahim, hadi bir baksana. Hayırdır birader? Bizden gizli bir şey mi var? Ya gizli değil, gizli değil de. Diline düşmeyin dedim Turan. Hele hele, söyle neymiş? Sayımız az. Bana kalsa yetişirim de. Gideyim hastaneye, Danur'un yanında olayım dedim. Çok iyi düşünmüşsün kardeşim. Git tabii, git. Çok iyi düşünmüşmüş. Lan bunda düşünecek akıl mı kaldı? Belli ki Zeynep senin aklını başına getirmiş. Aynen öyle oldu. Sizi böyle yüzüstü bırakıp gitmiş olacağım ama gideyim de göreyim. Sen git aileni kurtar. Biz başımızın çaresine bakarız. Evet kardeşim, sen bizi düşünme. Hatta Sema ile Eda Nur'u al, Genceli ailesine geçin. Biz de arkanızdan geliriz evvelallah. Eyvallah. Hadi. Dikkat et. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin ha. Lokot kafalı, kendini vurdurma ha. Yürü git, dikkatli git ha. Bana bak. Bak yakalanırsan seni kurtarmaya gelmem. Tamam. He, işaretledik her yeri. İyi bak. Tamam. Al Turan. Allah biliyor ya. İçimden diyordum ki bu Zeynep burada olmasa iyi olur ama bak bir hayra vesile oldu. Temel bugün gitmeseydi bu işin sonu kötü olacaktı. Eşkıyalar neredesiniz? Zeynep, her yere tuzak kurduk. Böyle gel, böyle. Buradan mı? Evet, böyle. Zeynep, sen bu Temel'e bizden farklı ne söylemiş olabilirsin ki? Bu oğlan koştuğu koştuğu Eda Nur'a gitti. Belli ki siz onu zaten ikna etmişsiniz de. Beni bahane etmiş işte. Mermi işi tamam. Temel gitti artık, bir kişi eksiksiniz. Ona vereceğiniz şeyi ben yapabilirim. Şimdi Zeynep, Temel aşk acısı çeken acılar içinde bir adamdı. Biz ona hiçbir şey yaptırmayacaktık. Hatta kendini vurur vurur diye beline silah bile koymayacaktık. Değil mi Halil İbrahim? Evet, evet. Zeynep, sen mağaradan çıkma. O niyeymiş? Buraya gelecek adamlar seni kurtarmaya gelmeyecekler. Mümkünse hepimizi öldürmeye gelecekler. Aklım sende kalmasın. Siz burada çatışırken ben orada oturup sizi mi bekleyeceğim yani? He. Ben hepinizden daha iyi silah kullanırım. Zamanı gelince görürsünüz. Saslı kızmış ha. Beyler, şu tuzak işini bitirelim. Ben ateş etmeden kimse ateş etmeyecek. Tamam mı? Merak etme. Sendeyiz. Haydi uşaklar. Şunları saklayalım gece. Osman niye onu kurban? Buradayım dayı. Dikkatli gel. Halil İbrahim, bu iş tuzakla olacak iş değil. Batım'dan özel ekip çıkmış. Topla tüfekle gelmiş. Sen hala tuzak peşindesin. Topumuz tüfeğimiz var dayı. Bunlar sadece önlem. Özel ekip çıktığını nereden öğrendin? Oğuz'dan. Tahminin doğru çıktı. Asiye Lat'ı yeğenini Yusuf'lara yollamış. Onlar da bulunduğun yeri güya ağızlarından kaçırdılar. Güzel. Gelsinler. Zeynep Lat'ı nerede? Mağarada. Dayı. Aslında sen Zeynep'i alsan Genceli ailesine geçsen iyi olur. Yeğenim sen anlamadın galiba. Üstümüze ordu geliyor. Çok geç artık. Buradan bir yere gideceksek vuruşmadan gidemeyiz.
Oğlunun mahallesi ne tarafta? Abi şu ormanlıktan dümdüz ileride dediler ama. Hüsrev. Arabayla gidemeyiz o tarafa. O tarafa arabayla gitmeyeceğiz zaten. Cahit. Buyur abi. Ekibi al yanıma. Oraya doğru ilerleyin. İkili gruplara ayrılın. Mağarayı çembere alın. Tamam mı? Kaçacakları tek yer burası kalacak. Ben de gelenleri tek tek indireceğim. Sen hiç merak etme. Eyvallah. Bana bak. Herkes beni dinlesin. Bu eşkıyanın yanında yengeniz var. Ona zarar gelmeyecek. Bunların hepsini teker teker, tane tane hepsine çevir. Rampisa, Naz Bey, Grup Bey. Hadi davay davay hadi. Hadi. Hadi davay 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 hadi. Karım karım, eşim. Hüsrev. Maşallah bu Cahit'in Rusçası iyidir de. Ha. Avlanır oğlum. Aslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Aslan be Halil İbrahim. Halil İbrahim. Ha, o tarafa gidiyorlar. Hadi takip edelim. Tuzağa çekmeye çalışıyorlar bizi. Muhtemelen bizi orada bekleyen birileri var. Osman'ım, mağaraya git. Tamam. İbrahim nerede? Ne yapacağız? Mağaraya geçin dedi. Hadi gidelim. Hadi dur. Geçit vermez kayalar. Hızlan be Halil İbrahim. Hızlan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Halil İbrahim! Neredesin lan? Neredesin? Çık ortaya!
Sen benim babamı öldürdün. Erkeksen çık beni de öldür. Neredesin lan? Sık, sık başla, sık. Nerede lan? Abi! Bu tarafa sık! Bu tarafa sık! Nerede lan? Nerede? Orada lan! Cahil! Orada lan sık! Lan öldür şu yalanı! Öldür lan! Zeynep la! Şimdi bitirdim lan seni. Lan Zeynep orada diyeyim sana. Lan bana bak. Senden de, Zeynep'ten de çok sıkıldım. Çekil lan önümden! Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Selim, ben bir şey yapmadım. Ya karım orada diyorum. Roket atıyor, bomba atıyor da. Gidiyoruz Selim. Zeynep'i sonra alacağız. Selim, iyi misin? İyi misin? İyi misin? İyiyim, sen iyi misin? İyiyim. Zeynep, hemen uzaklaş buradan. Güvenli bir yere git, hadi. Hadi gel, beraber gidiyoruz. Yaralanmışsın. Tamam, korkma. İyiyim Zeynep, iyiyim. Doğru söyle, iyi misin? Halil İbrahim! Zeynep! Zeynep! Halil İbrahim! Halil İbrahim yaralandı. Ne? Yaralandı mı? Tamam kardeşim. Halil İbrahim, iyi. Derviş dayım nerede? Derviş dayım iyi. İyi, gel. Mağarada pansuman için bir şeyler var mı? Var. Tamam, hadi git. Tamam. Hadi Osman, hızlı Osman. Çok acıyor mu canım? Hayır, hayır, hayır. Hiçbirimiz bu tarafta değildik. Bunu arkadan kim sıktı? Halil İbrahim, biraz canın acıyacak ama bunu çıkarmamız lazım. Tamam. Daha önce de başıma geldi. Malzemeler gelince ben çıkaracağım. Sen de baskı yapacaksın. Dayı! Halil İbrahim, iyi misin? İyiyim dayı, iyiyim. Dayı! Ne girdi oraya? Ağaç dalı. Bir kamyon kurşun sıktılar. Gire gire ağaç mı girdi? Evet, biraz öyle oldu. Hadi Osman. Halil İbrahim, az ileride pikaplar var. Oraya kadar yürüyebilir misin? Yürürüm dayı, yürürüm. Taşırız olmazsa. Pansuman gelsin, ondan sonra gidelim. Tamam. Geldim, geldim! Koş Osman! Koş. Kal Zeynep. Çekiyorum. Hazır mısın? Bir şey söyle daha oğlum. Çatlatma bizi ya. Ya hable münasap birim baba ya. Oğlum söyle artık da. Tek bir soru daha sormayacaksanız anlatayım da ama artık şu konu bir kapansın da. Ya bir şey söyle de öyle kapansın Temel. Eda Nur çocuğu aldırmaktan vazgeçmiş. Asiye ile Toda aklınca torun benim torunum ben sahip çıkarım demiş. Bir sahip çıkmayınca almış Eda Nur'u evine götürmüş. Tamam. Konu kapandı baba.
Eda Nur böyle bir şey yapmış olamaz. Tehdit etmişlerdir. Zorla götürmüşlerdir. Ha Yusuf? Merve. Herkes kendi uşağının peşinde. Şu an benim de olduğum gibi. Ermiş de bizi buraya yolladı. Ya belki evde olsaydı kızcağız bize gelecekti. Hata ettik biz buraya gelmekle Muzaffer. Eda Nur belli ki utanıyor Fatma. Garibimin sanki bir günah varmış gibi hepimizden kaçmak istedi. Baba gelen var baba. Osmanlar, Osmanlar geldiler. Bizimkiler. Herkes iyi mi? Araba kimin Osman? Koş, koş. Halil İbrahim yaralandı. Nasıl yaralandı? Ne oldu? Ne oldu derviş? Ne oldu? İyi, iyiyiz kardeşim, iyi. Vuruldun mu? Nereden vurdun? Ne oldu? Yok, vurulmadım, vurulmadım. Kork. Ah ulan, boş boş dolaşacağıma gelip yanınıza duracaktınız. Boş boş konuşma, bir şey yok. İyiyim de kardeşim, anlatacağım hepsini. Geç. Onun parçası battı elinde. Gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Kardeşim, bak. Tamam. Tamam. Bana hemen sıcak su lazım. Pansuman yapıp yarayı dikmem gerekiyor. Tamam, ben getiririm şimdi. Ya bir hastaneye götürseydiniz burada nasıl olacak o iş? Hastaneye gidemeyiz. Ben hallederim. Nasıl yapacaksın? Ne anlarsın sen? Ya ne demek ne anlarsın Fatma teyze? Veteriner ya Zeynep. Yani Osman'ın doktoru bir nevi. Çok komiksin Tülen. Şakanın tam sırası. Hayret bir şey ya. Uşaklar, sulandırmayın. Adamla ilgilenin de. Hadi biz çıkalım. İğne iplik var mı? Var, ben getireyim. Temel. Danun nerede? Güvende, güvende. Leto olmaya karar vermiş, Asiye'nin evinde. O ne demek? Üvey annen ikna etmiş karımı doğurtmaya. Torun bakacakmış evde. Keşke o kadın da bugün orada olsaydı da onu da ben vursaydım. Temel gel sen şuraya bastır. İyice bastır. Ben şunu sterilize edip geliyorum. Sık kolumu kardeşim. Benim kardeşim aslan gibi. Arkadaşım. Yine deli deli daldın değil mi oraya buraya? Daldı. Seninle Şota mı konuştu Sema? Evet Zeynep. Başka biri yoktu. Yoktu. Zeynep. Şimdi Şota güvenilir. Güvenilir de. Laf güvenilir değil. Yani uzlaşalım, anlaşalım, sulh olalım. Yani bunlar sonuçta Leto. Nasıl güveneceğiz? Turan. He. Yok, Turan doğru söylüyor. Ben bir tek abimle güvenebilirim ama Halil İbrahim'le konuşmadan da kimseyi arayamayız. Ben bir bakayım uyanmış mı diye. Sema kızım sen gel bir baş başa konuşalım. Siz durun anne. Biz gidelim bir babamlara bakalım. Yandaki evi ayarlıyorlardı. Siz de burada rahat rahat dedikodu yaparsınız. Vücudundaki yaralar nasıl oldu? Kaza. Kurşun yarası onlar. Kazara kurşun da inilebiliyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? Zeynep. Eğer bir aksilik olursa, istenmeyen bir durum yaşanırsa, ne abine doğru koş, ne de benim arkamda dur. Ne yapayım Halil İbrahim? Alakasız bir tarafa doğru koş. Burada kimse sana zarar vermek istemeyecektir. Bütün sevdiklerim zarar görsün, bana bir şey olmasın, öyle mi? Gerekirse öyle. Geliyorlar! Özürek. Abi. Zeynep. Çok şükür iyisin. İyiyim, bir şeyim yok. Siz Şota'yla biraz açılın. Biz de Halil İbrahim'le bir baş başa konuşalım. Ne konuşacaksanız benim yanımda konuşun abi. Zeynep. Bir müsaade et güzelim. Hadi.
Mümkünse sizler de. Her şeyden önce kız kardeşime zarar vermediğin için teşekkür ederim. Kardeşin hepinizden mert. Ben mert, dürüst, sözünün eri insanlara zarar vermem. Eyvallah. Namert diye bahsettiğin o dünkü çakallar sanırım, değil mi? Neyse ki babaları gibi onlar da hak ettiklerini buldular. Bulacak. Herkes hak ettiğini bulacak. Bulsun bakalım. Da bir şey merak ediyorum. O Levent'i niye sağ bıraktın? Demek akrabasının kafasına sıkan o. Odur, yapmıştır. Beklerim ondan. Madem Levent'in ölmesini istiyorsun, neden kendin yapmadın bunca zaman? Kız kardeşini yaktın. Bak Ali İbrahim, İstanbul'dan geldin. Belli ki buraları unutmuşsun sen. Burada her şey bir denge içinde yürür. Dengeleri bozarsan her şey allak bullak olur. Kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayamazsın. Şu an seninle karşı karşıyayız. Birbirimizi tartarız, ölçer biçer, ona göre davranırız. Ama dengeler sarsılınca biz seninle böyle yüz yüze bakamayız. Ne istiyorsun benden? Bu kavga bitsin istiyorum. Kız kardeşim evine dönsün istiyorum. Sen de arkadaşlarınla daha fazla zarar görmesin istiyorum. Bugün değilse de bir gün. Bak, sevdiğin kollarım da öldü. Arkadaşlarım da ölmesin. Hiçbirimiz daha fazla zarar görmeyelim istiyorum. Nasıl güveneceğim senin sözüne? Yarın baban çıkar. Bu söz benim değil, oğlumun sözü derse. Ne yapacağız? Demeyecek Ali İbrahim. Demeyecek. Ben buraya babamın teklifiyle geldim. Sadece kendi sözümle değil. Neymiş teklifi? Eğer kabul edersen, tabii Zeynep de hayır demezse, damadımız olmam. Anlamadım. Kan davasını bitiren şey akrabalıktır. Hem sen Zeynep'i kaçırdın madem. İnsanlar konuşur, laf olur, sıkıntı olur. Ama evlenirseniz ne Zeynep'e, ne sana, ne de sevdiklerine o saatten sonra kimse zarar veremez. Jandarma! Jandarma! İbrahim! Ulan şota! Sakın çıkarmayın silahları. Siz bu kadarsınız işte. Sözünüz de bu kadar kendinizde. Benim bir alakam yok Ali İbrahim. Abi ne yaptın sen? Zeynep, yemin ederim bilmiyorum. Alakam yok benim. Demek Balı Bey ha? Al bakayım şu terörü. Tutun şunu. Kal orada. Ali İbrahim Karasu. Bizimle geliyorsun. Silahını ver. Ne suçu varmış da tutukluyorsunuz? Çok suçu var. Çok suçu var da en önemlisi seni zorla alıkoymuş olması Zeynep. Kimse beni zorla alıkoymadı. Yolda kızıl ot biter. İçinde keklik örter. Dalda kızıl ot biter. İçinde keklik öter.
eşkıyadan da beter. Osman be Halil İbrahim, Osman be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına. Alın Halil İbrahim Karasu'yu. Yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Nerede su durur, dal köprüler kurulur. Nerede su durur, daldan köprü kurulur. El yerine vurulur, aslan be Halil İbrahim. Aslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına İbrahim. Şimdi ben diyorum ki her şeyi üstleneyim. Zaten kimim kimsem yok. Girer hepimiz yerine paşa paşa yatarım. Bizim neye göre kimsemiz varmış Osman'ım? Temel. Sen ne kadar inkar etsen de senin bir karın var. Bir anan bir baban var. Ha bu hanım köylü Tülen'in de nişanlısı vardı. Benim neyim vardı ben üstlenmiyorum Osman? Senin bir davan var kardeşim. Zalimlerle savaşacaksın. Ne oldu, bitti mi şimdi? Osman. Sen safsın ha. Niye? Ulan herhangi birimiz içeri girdikten sonra bizi orada yatıracaklarını mı zannediyorsun? Otel gibi konakladın mı bizi retolar? İçeri girdiğimiz anda öleceğiz. Anladın? Ben de onu diyorum Tülen. Hepimiz mi ölelim? Hiçbir şeye cevap vermeyeceksiniz. Hiçbir şey konuşmayacaksınız. Sizden tek bir ricam var. Kardeşliğimizin hatırına bunu yapacaksınız. Neymiş o? Cezaevine girdiğimizde ilk gece ne yapıp edip ölmeyeceksiniz. Becerebilirsek ölmeyelim de. Senin bir planın mı var kardeşim? Halil İbrahim Karasu. Komutan çağırdı. Sorgu da sen için. Al arkadaşım. Arkadaşlar Halil İbrahim Karasu'yu sorgu odasına almışlar. Güzel. Başçavuşum. Dinleme cihazlarıyla kameranın kaydını kapatalım. Önce bir dostça sohbet edelim Halil İbrahim'le. Eğer bize yardımcı olmaya karar verirse resmi sorguya geçeriz. Niye böyle bir şey yapıyoruz ki komutanım? Adam profesyonel başçavuşum. Daha önce bir adamını tek aldık, o bile ağzını açmadı. Halil İbrahim mi konuşacak? Ama eğer biraz güvenini kazanırsam düşmanları zarar görecek diye bir şeyler anlatabilir. Siz nasıl isterseniz komutanım. Sen burada kal başçavuşum.
Aç mısın, tok musun? Bir şey ister misin? Karnım tok. Konuşacak bir şey yok komutanım. Sistem kapalı, rahat ol. İyi. Nasıl olacak şimdi? Deli Örük. Ulan durduk yere gelip tutuklamışım gibi konuşma benimle. Senin ne işin var Fikret'le Toy'la? Nasıl düştün sen bu tuzağa? Düştük işte. Kızı kaçırman yanlıştı. O zaman da haber gönderip söyledim sana. Hatalarımı mı konuşacağız Oğuz? Bunun için sorgu süren yetmez, onun için söylüyorum. Ya Osman. He. Senin birebir çok konuşma fırsatın oldu. Halil İbrahim, mazisini anlattı mı sana? Yok. Yok. Tabii sen çok konuştuğun için çiçektir, baldır, arıdır, ayıdır. Bu şahında fırsatı kalmamıştır. Vladi, ben çok konuşuyorum. Siz susuyorsunuz, ne biliyorsunuz Turan? Ben biliyorum. Nasıl yani? Ne biliyorsun, ne anlattı sana? Bir şey anlatmadı. Bir şey anlatmadı da. Bence Halil İbrahim bordo bereli. Özel kuvvetlerden. Öyle çekirdek çitler gibi 10 tane adama yıklayamazsın yani. Ne zaman köşeye dönsek 5 tane adam yerde. Arabanın üstüne atlıyor, zıplıyor, 4 tane adam yerde. Bunlar kolay işler değil beyler. Ha, bu uşak kesin devletin adamı. Hasbinallah ya Resulallah ya. Devlet adamıymış. Madem devletin adamı, bir tabur asker bizi niye almaya geldi? Şimdi. Belli ki bize cezaevi yolu gözüktü. Bir yolunu bulur, Kurdoğlu sizi kurtarır diyeceksin. O zamana kadar hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Farkındayım, farkındayım. Da sizi de böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya bırakamam burada. Kaçmam lazım. Bu çocukların yaşaması için benim firar etmem lazım. Ki şanslar olsun. Buradan kaçarsan hep beraber saplanırız batağa. Zaten senin de bam yeterince dikkat çekti. Ki benden habersiz operasyon yaptılar. Adliyeden kaçarsam iş sana kalmaz. Hadi diyelim ki kaçtın. Ne halt edeceğim? Rızvan Leto'yu, Fikret Leto'yu, Dursun Leto'yu, Nesim Kulpa'yı ortadan kaldıracağım. Ve birkaç kişiyi daha. Sonra içeride kimse yanımıza yaklaşamaz. Ha, bütün bunları yapıp bir de teslim olacaksın yani. Sen beni yakalayacaksın. Devamında sen halledeceksin. Ben yapacağımı yapmış oluyorum zaten. Bu saydığın adamlarla kalmıyor bu iş Halil İbrahim. Ben bir şema çıkardım. Yani öyle seninle benimle bitecek bir iş değil bu. Hiçbir şekilde teslim olmayacaksın. Cezaevine de girmeyeceksin. Tutuklama kararının çıktığı an araçlara bindirilirken ben kaçıracağım seni. Nasıl olsa beni açığa alırlar. Birlikte daha çıkarsak belki bir şansımız olur. Arkadaşlarımı bırakamam. Biz ne arkadaşları toprağa bıraktık be Halil İbrahim? Hı? Cezaevini bırakmadık. Toprağa bıraktık. Madem bu işte birlikteyiz, onlar da gelecek. Zor. Zor ama... belki onlar cezaevine atılmadan çıkarmanın bir yolunu bulabilirim. Nasıl? Osman, niye bu kadar çabuk bitti senin? Vallahi uzun uzun balon faydalarını anlattım, bitti Turan. Baktılar bir şey anlatmayacağım, getirdiler işte. Ama bir tek Zeynep'in kaçırılma konusunda konuştum, baştan söyleyeyim. Silahla düğün bastık Osman, ne anlattın? Ha. Ula o kısmı değil. Zeynep, Halil İbrahim'i vurgun dedim. Öyle alıkoyma, kaçırılma yok. Öyle olsaydı niye öpsündü dedim. Oğlan bizim, kız bizim dedim. Hakikaten Halil.
kız seni orada öptü ya, Levent'in, abisinin gözü önünde. Yani bu kadar mermi yaktık ama asıl kurşun oydu. Kendini zor duruma düşürdü. Sırf bizi kurtarmak için. Ha, vurgun değil diyorsun yani. Ne alakası var Temel? Yani senin de dediğin gibi bu sorgular kısa sürdüğüne göre komutan bizi adliye postalayacak. Oradan da bir mucize olmazsa verildi cezaevi. Görünen o kardeşim. Lan ne demek görünen o? 20 yıl yatacağız. Kalk bize umutlu bir şeyler söyle de. Biz zalime baş kaldırdık. İçeride de dışarıda da zalim bitmez. Fırsat varken yatın dinlenin. İçeri de girsek, dışarı da çıksak bu saatten sonra kimse bizi yatırmaz. Yat dedi ya, hemen yat. Şerefsizin mağarayı özledim ya. Dağda kızıl ot biter. Bu ne rezalet üsteğmenim? Vallahi sayın savcım, ne deseniz haklısınız. Ama belli ki iftirayla yalan yanlış yönlendirildik. Ortada delil melil yok. 3-4 tane silah var, onlar da silah vasfında değil. Şüphelilerin sicil kaydı, sabıka kaydı temiz. Bu Halil İbrahim Karasu denen adamın parmak izi de yok. Ne demek bu? Yokmuş sayın savcım. Orada beyanı yazılı. Nasıl yapalım sayın savcım? Şüphelilerin ifadelerini almak ister misiniz? Neyin ifadesini alacağım Oğuz? Hı? Neyin ifadesini alacağım? Ortada suç yok. Delil yok. Şikayet eden yok. Ne yapacağım ben adamları karşıma koyup boş boş ahbaplık mı edeceğim? Salın gitsinler. Emredersiniz sayın savcım. Oğuz. Bak. Sana şahsi talimatımdır. Bu işin arkasında da başka bir şey var. Bu şikayeti boşu boşuna geri çekmedi bunlar. Bunlar da öyle suçsuz, günahsız, gariban insanlar değiller. Bu soruşturma bitmedi. Daha yeni başlıyor. Senden hem fiziki takip hem de teknik takip istiyorum. Tamam mı? Ben hakim beyle görüşürüm. Ayrıca o letoları da aynı şekilde teknik takibi alacaksın. Emredersiniz sayın savcım. Başsavcım, çıkaralım arkadaşları. Emredersiniz komutanım. Kaç kapı? Çıkabilirsiniz. Başçavuşum, arkadaşları salıverelim. Benim Ali İbrahim'le konuşacağım şeyler var. Emredersiniz komutanım. Komutan, kardeşimizi bırakmıyorsanız biz de gitmiyoruz. O ne yaptıysa biz de aynısını yaptık. Bir sus Duran, bir sus. Adam konuşacağız dedi, götüreceğiz demedi de. Hadi beyler, müsaade edin siz de. Ha, öyle olur. Giderim beyler. Buradayız kardeşim. Biraz gel. Ne oldu? Serbestsiniz. Nasıl? Biz delil sunamadık. Zeynep Leto da bütün aileye şikayetlerini geri çektirmiş. Belki ailesini tehdit etti. Ben de öyle düşündüm. Zeynep Leto kurtardı seni ha? Hayat öpücüğü verdi. Beni ne kurtaracak? Senin pırpırları kurtardı asıl. Az kalsın benimle birlikte firara düşüyordun. Zeynep'in ondan haberi bile yoktur. Ama bu işi karşılıksız bırakmazlar hala. Bu işin bedeli, herkesin özgürlüğü, senin ölümündür.
Özgürlük için ölmeyeceksek niçin yaşayacağız diyorduk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.